Allah aşkıyla sevdiğimiz canımız hocamızın son güzel sohbetine başlıyoruz inşallah. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Ve güzel babamız da yanımızda. Evet. Sağ ol. Baba nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ah benim canım ah. Sesi çok iyi olmuş. Evet. Maşallah. I'm really happy. Sorry. I'm really happy because I'm here. Thanks a lot. You're really nice. You miss me so much. Ah benim canıma. Çok hoşsunuz ve beni de çok özlemişsiniz diyor. Maşallah, maşallah. Çok mutluyum burada olduğum için. Hem mazlum, evet. Hem güzel huylu. Evet. Baya da güzel fiziği, çok çok evet, güzel maşallah. Maşallah, maşallah. Avrupa'yı, evet. Değil mi? Çok, çok hoş, mert kız böyle, efendi maşallah, çok tatlı maşallah. İnşallah. Allah sağ daha iyisin. Dua edin, Allah hidayet versin. Sağlık, sıhhat versin, iyilik versin. İnşallah Allah hidayet verdiğinde, kalbi ferahladığında çok 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 daha güzel olur. Zaten inşallah vermiştir. Allah artırsın. İnşallah. 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 Maşallah. Seni seviyorum. Ah benim canım. Ah benim canım. Allah daha da artırsın sevgilini. Maşallah. Bu yeni çıkan kanun. Şimdi kardeşim, İyi hoş da yani tabii bütün Türkiye bir teyakkuz halinde, hepimiz teyakkuz halindeyiz. Ne olup bittiğini tam o kadar anlayamıyoruz. Öyle hükümete tamam güven ama bir de aklı başında insanların zaman zaman bir araya gelip nedir ne değildir gibi durum değerlendirmesi yapmaları daha iyi olur inşallah. Yani illa hani bizim dediğimiz olsun anlamında değil ama yani böyle bir risk var, biz tedirginiz, bunu nasıl izah edebiliriz gibisinden olabilir. Efendim, ya şimdi mesela düşünüyorum, bu yeni çıkan kanun, adam cinayet işlediyse daha karar verilmemiş, daha karar belli değil. Senin cinayet işleyip işlemediğin belli değil, hadi çık dışarı denirse, yani kuvvetli şüphe de var. Bu nasıl olur? Bir mesela farz edelim, Allah size gelsin, vatan hainliği suçlamaz. Bilmiyorum ama tabii hepsinde bir hayır vardır. İnşallah iyi olur, güzel olur. İnşallah. Yani ben tabii insanların hürriyetinden yanayım. Ben insanların hapsedilmesi, ezilmesi, acıya çekmesi istemem. Efendim, suç işleyenin dahi insancıl bir ortamda, insani ortamda cezasını çekmesini isterim. Yani eziyet edilmesini istemem. Mesela ne bileyim, hapishanedeyse bile insani şartlarda bir ortamda cezasını çekmesi. Yani bütün insani ihtiyaçların karşılanması şeklinde olmasını düşünürüm. Ama en önemli şey işte milletimizin birbirini sevmesi, ayrılık ayrılık olmaması, imanlı olması, Allah'ı sevmeleri, Allah'tan korkmaları, put inançlardan kaçınmaları. Siz neler konuştunuz? Biz önce Higgs bozonu konusuyla başladık hocam. Sonra... Ne bizonu? Bir de bu çıkıyor. Evet hocam. X bizonu. Allah Allah, yeni yeni şeyler mi kuruyor, nedir bu? Özetle nedir bu olay ya? Hocam, hangi aşamada... Ceylan Hanım'ın mikrofonu yok. Ne? Ceylan Hanım'ın mikrofonu yok. Tam bizi aydınlatırken inşallah. Hocam Big Bang'ten sonra maddenin nasıl kütle kazandığını araştırıyorlardı. Kütle kazandıran bir bozonun varlığını varsayıyorlar. Onu da %90 keşfettik. Kardeşim, bilim araştırma yapması çok güzel. Bilimi teşvik edelim. Bilim adamlarını teşvik edelim. Koruyup kollayalım. Hatta en iyi koruyup kolladığımız onlar olsun. Bilim nimettir. Bilim güzelliktir. Bilim Allah'ın sanatını ortaya kor. Bilim Allah'ın nasıl bizleri yarattığını anlar, tespit eder, bizlere gösterir. Bizim Allah'a hayranlığımızı, sevgimizi, muhabbetimizi artırır.
Fakat bilim adamından bilmesi gereken bir şey var. Hiçbir bilim adamı beyninin dışına çıkamıyor. Yani her laboratuvar beyninin içinde. Okulu beyninin içinde, sokak beyninin içinde. Tek bir kere bile dışarı çıkamaz. Evet dışarı çıkarım diyen bir bilim adamı göstertin bana. Diyemezsiniz. Hiçbir bilim adamı bunu diyemez. Hiç kimse bir beyninin dışına çıkmamıştır. Şu anda da sohbet ediyoruz. Beynimizin içinde sohbet ediyoruz. Dışarıda ne var, nasıldır bilmiyoruz. İman ediyoruz. Varlığına iman ediyoruz. Canım hocam neredesiniz? Biliyorum ablalarım da çok iyiler. Onları da çok seviyorum ama sizi özlüyorum. Ne olur sizi görmek istiyorum diyor. Göstersene. Ya ne tatlı şey bu böyle. Şimdi bir sepet yine ekip gelmiş. Yani ablasının kucağındaydı bir tanesi. Süper lakayt, acayip sakin, keyfi de yerinde. Boş gözlerle bana bakıyor, etrafa bakıyor. Yani yemek yemeğinin peşinde o an. Evet. Ne zaman yemek yiyebilirim? Bir tane bıraksak da ortalığı bir karıştırsa şöyle. Üç şey önemli adamlar için. Bir yemek yemek, iki evet. Boğuşmak, evet. Üç uyumak. Bir de sevilmek, pardon. Evet, evet. Sevilmek çok önemli. Maşallah. 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 Ya hayvanlar çok tatlı şeyler. Ya. Çok çok büyük nimet bunlar. Ya. Gerçekten. Acayip kullanmalar lazım. Yani nefis varlıklar bunlar. Ya bir kedisi olması insanın çok çok büyük bir olay ya. Evet. Bir adamın apartmanı falan olması kurtarmaz evet. Bir insanı ya. Gerçekten. Bir kedisi olması muazzam bir şey. Maşallah. Maşallah. Şimdi göstereceğim size. Evet, ya her biri olur. Ayrı tatlı adamlar yani. Çok zorluyor insanı. Hart diye ısırayım mı? Sevsem Allah sevgisini nasıl seveceğim bilemiyorum. İnsan nezaketi sevmek istiyor. O yüzdendeki salaklık evet, insanı evet. Çıldırtıyor böyle. Acayip tatlı. Maşallah. 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 Baba kedileri seviyor musun? Yes, very much. Maşallah. Çok çok. Maşallah. Çok seviyorum. Maşallah. Hocam buyur. İnşallah hocam. Hocam Van'da dün bir çatışma oldu. İki korucu şehit oldu. Bir askerimiz de yaralandı. Bu itler kudurdu. Evet hocam. Bugün çok daha fazla haber duydum ben. Yemek yerken haberleri dinliyordum. Var hocam evet haberler. Çok uzun saydılar. Evet 16 şurada tır. Şurada şu oldu. Suriye bunları üfürdü. Evet. Bazen başka bir ülke ya. Genellikle Suriye. Bunların asıl memleketi Suriye'dir. Efendim, genel bir teyakkuz hali olması gerekiyor. Yani normal hayat devam ediyor. Mesela ben Mardin'den resimler görüyorum. Hatta İstanbul'da da her yerde. He? Ya insan şöyle müthiş bir teyakkuzlu bir savaş halindeyiz biz. Değil mi? Benim canlarım hedef, askerlerimiz hedef. Çok uyanık olmak lazım. Çok çok dikkatli olmak lazım. Efendim, kamera. Kamera, dağı taşı kamerayla kardeşim. İmalathanesini kuralım yani. İlla yani yurt dışından getirmek pahalıya mal oluyorsa biz yapalım. Ama dağı taşı donatalım. Yani geniş bir istihbarat ağı olsun. En ufak bir karıncanın bile hareketini tespit edelim. Değil mi ya? Tabii. Adamlar gerine gerine, kaşına kaşına asfalta mayın döşüyor. 3 saat sürüyor mayın taşımada. 4 saat sürüyor heriflerin. Bir de orada yemek yiyorlar adamlar. Evet. Evet. Geğirerek, göbeklerini kaşıyarak sonra da çekip gidiyor adamlar. Kimsenin haberi olmuyor. Ya değil mi o infrared kameralar var gece görüşlü kameralar. Her yeri donatalım. Gizli ağaçların içine gizleyerek, taşların içerisine gizleyerek değil mi? Ana santraller oluşturulabilir. Ana santraller karakollarda olur. Efendim. Bizim büyük ülke olmamız, merkezi ülke olmamız, lider ülke olmamız, asker ülke olmamızı gerektiriyor mecburen. Yani bizim hepimiz asker olma özelliğimiz var. Ya milletçe biz askeriz. Onun için herkesin asker gibi uyanık, asker gibi tetikte, asker gibi atak olması gerekiyor. Ya işimizde gücümüzde olamayız.
savaş hali var. İkinci Kurtuluş Savaşı veriliyor. Buyurun hocam. Hocam PKK söylediğiniz gibi, pardon, şimdi tırları hedef aldı. Yol keserek 16 tır yaktılar son 2 günde. Tendürek'te 11 tır, bu gece de Tunceli'de yol keserek 5 tır yaktılar ve bir tane de tankeri ateşe verdiler. Şimdi bu moda yayılırsa çok acayip bir şey olur bu. Bunlara sürpriz yapmak lazım. Tırın içerisine asker doldurup ondan sonra, değil mi? Tam donanım. Ondan sonra tır mı yakmak istiyorsunuz? Evet. Gelin buraya gibisinden. Bunları sürpriz yapmakta fayda var. İnşallah. Ya nereye yakacaklarını şaşırırlar. Süper olur inşallah. Hatta değil mi? Sivil kıyafetli asker de olabilir içinde. Sivil polis olabilir. İnşallah. Tam donanım, hem o tırları takip eden, hem tırların içinde, hem tırın dışında, hem yol kenarından, yol dışından helikopterle takipte olabilir. Ama tabii bunlara hiç baş edilmez. Tek baş etme yolu, felç edeyim şey, suyun kaynağını kurutmak. Evet. Zehirin kaynağını kurutmak. Zehirli su bu. Kaynağı nedir? Darwinizm, materyalizm. Darwinizm, materyalizmi kuruttun mu, konu biter. Onun dışında yerden su kaynar durur. İstediğin kadar sen suyu tarlaya ver, istediğin kadar kurutmaya çalış, buhar etmeye çalış. Fokur fokur kaynar yerden. Yani dipsiz kuyu gibi kaynar. Tek çözüm fikri mücadeledir. Israrla bunda direniyorlar. Allah'ın hikmeti, bilmiyorum niye direniyorlar. Fakat sonunda dediğime gelecekler. Evet, buyurun hocam. İnşallah hocam. Hocam, Hakkari sınırına insansız makineli tüfek atış kontrol sistemi kuruldu. Bu sistemde termal kameralar bulunuyor. Sistem insan ve hayvanları ayırt edebiliyor. Nöbetçi robotlar ilk olarak Şemdinli'de bulunan 3. Dağ ve Komando Taburu ve sınırda bulunan birçok karakola yerleştirildi. Bilgisayarla kontrol edilen IMTAX adı verilen sistemin saldırı ve baskınlara karşı asker yerine cevap vereceği belirtildi. Ya onların pek etkisi olmaz yani, şimdi doğrusu adamın yerini bilir zaten, ona göre hareket eder. Yani onun etki alanına gelmeyecek şekilde bir yol bulur. Bu kadar yavan, çünkü halkın içinde bunlar. Gidip o aletin önüne geçmez adam. Oraya yanaşmadı mı olur biter. Yani tehlikeli yöne zaten gelmiyor. Bütün Türkiye'nin her tarafını o tip aletle donatamayacağına göre çözüm fikri çözümdür. Bilimsel çözümdür. Akıl kullanılması, bilimin imkanlarının kullanılması, felsefenin kullanılması, felsefenin çürütülmesi. Bak adam ne diyor geçen gün? Biz diyor felsefemizle dimdik ayaktayız diyor. Evet. Sen diyor musun felsefemle ayaktayım diye? Felsefem yok diyorsun sen. Felsefeye daha güçlü bir felsefeyle cevap verebilirsin. Adamın felsefesine cevap yok. O zaman ilerliyor adam. Bediüzzaman bunu çok açık geniş anlatmış. İnsanın iki türlü oluyor. Ya Said karakteri ya Şaki karakteri oluyor. Yani mesela bak Bobo Said karakterli. Evet, Halim. Mesela bir kısım insanlar züppe oluyorlar. Kadınlarda da oluyor. Böyle ters, aksi, şüpheci, deli tinetli, sevgiden anlamayan, şefkatten anlamayan, dostluktan anlamayan, iyi niyetten anlamayan, sürekli vahşi bir şüpheciliği, vahşi bir kindarlığı, hayvani bir korkuyu yaşayan ilkel bir hayvan gibi. Çok kötü Müslüman da, Hristiyan da olsa, Hristiyan da değil mi? Bir o bakiye dinden kalan insani vasıflar olur. Bir makullük, nezaket, değil mi? Efendilik, aklı başındalık, makul bir bakış açısı, vahşiliğine gerek var. Vahşi olmayan kadın çok güzel oluyor, güzel ahlaklı olan. Allah onların yolunu da açıyor. Vahşi olanlar sürünüyorlar. İt gibi sürünüyorlar benim gördüğüm. Hep eziliyorlar. İt gibi oradan oraya kovalanıyor, oradan oraya. Hep sonları da hep hüsran oluyor. Kendileri çok uyanık zannediyorlar. Erkekte de kadında da böyledir. Mesela kurt, çakal falan da öyle. Kendini çok uyanık zanneder, saldırgan olur falan. Değil mi?
hep oradan oraya karnı karnına geçmiş kovalanır. Hep sürünür, hep korku içinde yaşar. Hep çalıların arkasında böyle gizlenerek, hep tedirgin, hep aç gezer. Hiç tok halini göremezsin.